Merhaba sevgili izleyenler, Söz Bizim'e hoş geldiniz. Bugünkü konumuz aslında hiçbirinizin yabancı olmadığı, hiçbir zaman gündemden maalesef düşmeyen kadına şiddet konusu. Kadına fiziksel şiddet, ekonomik şiddet, psikolojik şiddet, bunların hepsini konuşacağız. Stüdyomuzda çok değerli iki konuğumuz var, onları tanıtayım sizlere. Gülsüm Kaf, Kadın Cinayetlerini Durdurma Platformu Genel Temsilcisi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Kendisi aynı zamanda Yol TV'de de programlar yapıyor. Bu meseleyle ilgili çok bilgilendirici programlar, kadınların sesinin daha çok duyulması için programlar yapıyor. Ve Hülya Gülbahar, avukat kendisi. Hoş geldiniz Hülya Hanım. Uzun zamandır görüşmemiştik. Daha sonra da Başkent Kadın Platformu'ndan Berin Sönmez bağlanacak ama ikinci bölümde yapacağız bu bağlantıyı. Kendisi Ankara'da olduğu için. İsterseniz biz stüdyodaki konuklarımızla başlayalım. Başlarken söyledim zaten, bu mesele hiç gündemden düşmüyor ama en son Ahmet Kural'ın Sıla'ya uyguladığı şiddet, yani ünlüler rin içinde olduğu bir durum kamuoyuna yansıyınca bu mesele daha da fazla konuşuldu. Bu her zaman böyleydi. Yani ünlüler, daha görünür olan insanların başına geldiği zaman bunun etrafında oluşan tepkiler, alınan tavırlar vesaire çok farklı oluyor. Ve aslında bu nedenle de çok uzun zamandır bu meseleyi konuşuyoruz. Fakat tabii ki mesele ne Ahmet Kural'dan ibaret, ne ünlülerin şiddetinden ibaret. Aynı şekilde mesela Neco ile de ilgili geçen hafta eşinin bu konuyla ilgili daha önce şiddetle ilgili bir başvurusu olduğu, ikinci kez şikayet ettiğini ve uzaklaştırma aldığı da medyaya yansıdı. Fakat medyada konuşulurken bir de bakıyoruz ki mesele çok acayip yerlere gidebiliyor. Gülsüm Kav bunu birebir geçen hafta bir televizyon programında, ana akımda çıktığı bir televizyon programında da yaşadı. Yani birdenbire bakıyorsunuz kadınlar dahil olmak üzere kadının şiddeti savunabiliyor. Ama neden böyle? Nasıl oluyor? Hangi sahikle hareket ediyorlar? Belki buradan başlayabiliriz Gülsüm Hanım. Evet. Hani şey de çok taze olduğu için. Evet. Çünkü o programın üzerinde hem size bazı tepkiler de geldi ama çoğunlukla da orada olmanızın, orada kadınların sözünü söylemenizin ne kadar önemli olduğu da bir şekilde konuşulmuş oldu. Evet, çok teşekkür ediyorum ben öncelikle program daveti için. Önce programda bu konuya yer açıldığı için. Çünkü maalesef ki özellikle ana akımda çok fazla yer açılmıyor. İşte bahsettiğimiz program bunun bir örneğiydi. Açılırsa da konunun gerçek konudan uzaklaşılarak, magazinleştirilerek yine aslında gerçek konunun üzerine örten bir biçimde yapılmaya gayret ediliyor. Ben teşekkür ediyorum, bir hani program yapımcısı olarak konuk olmaya çok böyle canımın çektiği durumlar oluyordu, hem de o açıdan da teşekkür ederim. Şeyden başlamak istiyorum. Burada bizim platformumuz 2010 yılında kurulmuştu. Ömer Karabulut bir köşe taşı davaydı bizim için, cinayet ve ardından başlayan dava süreci, daha doğrusu dava süreci başlayana kadar ki ailenin vermek zorunda kaldığı mücadele ve konuyu medya tarafından ele alınış biçimi bizi çok rahatsız etmişti o yıl. Ortada genç bir kadının hünharca diye hukukun tabir ettiği testereyle kesilerek hayatını sonlandırmak, öldürmek var iken bu konuşulmayıp magazin boyutu, işte birbirlerine yazdıkları mesajlar konuşulmaya çalışılıyordu. Çok hatırlıyorum yani, o zaman ben de ana akımdaydım. O konuda bayağı bir mücadele vermek zorunda kaldık. Fail yakalanmıyor, yakalaması gereken asıl sorumlu emniyet müdürü aileye fırça atıyordu. İşte tam bu bir patriarkal skandaldı ve asıl olarak bir kadın cinayeti gerçeğinin üzeri örtülüyordu, magazinle örtülüyordu. Şimdi ben en çok ona üzüldüm bu Habertürk'teki programda. Yıllar sonra o noktada olamayız. Ama olamadık işte yani. Başka bir ses olması açısından sabretmekten başka bir hani yolumuz yok bizim. O kadınların hayatın ağırlığıyla herhalde sakinleştirici etkisi yaparak, yoksa çok kabul edilemeyeceğimiz şeyler söylendi. Bunları kabul edemeyeceğimizi de söyledik. Magazinleştirme, bir tür normalleştirme, asıl bizim çözüm diye tuttuğumuz temel kaideleri hep ihlaliyle karşılaştığımız bir durum yaşadık. Yani şunu demek istiyorum. Örneğin İstanbul Sözleşmesi'nin esas ruhu
şiddet normalleştirilemezdir. Mutlak yasak budur. Burada küçük bir parantez açalım. İstanbul Sözleşmesi nedir? Kısaca bir bahsedelim dinleyicilere, izleyicilere hatırlatmak açısından. Tabii çok da iyi oldu. Çünkü her seferinde bunu anlatalım ki çözümün yolu olduğu ve bunun aslında çok da uygulanabilir olduğu bilinsin. Yani çünkü bazen kadın cinayetleri ya da şiddet böyle bir doğal afet gibi ele alınıyor ya. Durdurulamayan bir şeymiş. Dünyadaki diğer ülkelerde ya da münferit bir şeymiş. Ya da münferit bir şeymiş. Ama bu bir doğal afet değil. Kaldı ki doğal afet olsaydı bile bazı ülkelerde doğal afetlerde bizde olduğu kadar, örneğin depremde bizde öldüğü kadar insan kaybedilmeyebiliyor değil mi? Yani, evet. Ama bu zaten öyle değil. Çözümü var. Ben sözleşme kadına yönelik şiddetle mücadeleyi odağına alan, yalnızca buna odaklanmış olması bakımından önemli. Kuşkusuz ondan önce bir sürü uluslararası sözleşmede yine çözüm yolları var ama bu başlı başına bu amaçla hazırlanmış. Avrupa merkezli olmakla birlikte dünya çapında olması için şu anda uğraşılan 40 ülkenin imza verdiği, ilk imzacı ülkenin biz olduğumuz, Fatma Şahin'in bakan olduğu dönemde 2011 yılında ve bununla övündüğümüz, sonra yeterli imza toplanınca uygulamaya giren şiddetle mücadelenin yollarını benim gerçekten hayranlık duyduğum bir şekilde çok isabetli tarif ediyor. Orada yani. Çok detaylı açıklamalar var. Yani şiddet denip geçilecek bir şey de değil. Evet. Ama hani şiddet nedir'in çok detaylı bir şekilde açıklaması var. O anlamda da kanun uygulayıcılara ya da topluma da çok açık bir şekilde anlatıyor. Hani bu şiddettir. Evet. Şiddet yapıldığında da bunun karşılığı budur. Aynen, çok yani iyi bir yere geldik. Ben en çok da somut yetkililere, somut kurumlara, somut görevler verdiği için çok önemli de buluyorum. Çünkü biz bu konuları konuşmaya başladığımızda bir yaygın çözümden uzaklaştıran eğilim de şu, bir tanesi magazinleştirmek işte karşımıza çıktı ve aslında bir tür psikolojik şiddete de maruz bırakıldık bütün toplum Tuğba ikinci şahsında. Bir tanesi hep her seferinde konuyu konuştuğumuzda aslında konunun çözüm tarafıymış gibi görünen tarafın zihniyet değişmeli, eğitim şart gibi bir kalıba bağlaması. Evet. Şimdi tabii tamam bunlar yapılsın da bizim şu anda konuştuğumuz anlarda kadınlar öldürülüyor ise bizim çok somut acil adımlar atmamız şart. Yani bunu gelecek kuşaklara transfer edemeyiz, bu görevi erteleyemeyiz. İşte bütün ertelenemeyecek görevleri çok böyle hayranlık uyandıracak bir biçimde tarif eden çok sayıda maddesi olan bir sözleşme. Ama tabii temel esasları var. Ben artık onu, biz ders gibi çalışıyoruz aslında, yani uygulamakla sorumlu yetkililerin de aynı hani özeni göstermesini talepte ediyoruz. Ders gibi çalıştığımızda da hep temel taşlarını sayıyorum. Yani ister şimdi ister ilerleyen zamanlarda sayalım ama esas özü de yani en temelinde söylediği şey benim, bizim çıkarsadığımız şiddet normalleştirilemez. Bu tıpkı örneğin eziyet, işkence yasaktır, mutlak yasaktır gibi evrensel artık yılların birikimiyle insanlık tarihinin kabul ettiği bir gerçek. Yani mutlak yasak düzeyindeki bir mutlak yasak. Şiddet geleneğe dayandırılamaz, gelenekle açıklanamaz ve şiddet normalleştirilemez. Bunları yapmak yasaktır diyor. Biz bu yasakları işte her gün çiğneyen bir ortamda yaşıyoruz. O nedenle de işte konuşacağız, verileriyle de konuşacağız. Yani şiddetin hani arttığı bir dönemdeyiz. Bir yandan kadınların mücadelesiyle görünürlük arttı. Kadınlar haklarını arıyorlar. O bakımdan eskisine oranla daha çok başvuran özellikle genç kuşaklarda ne kadar caydırılmaya çalışılsalar da bu adımı atan Sıla da bu anlamda çok iyi örnektir. Ben kendisini yeniden tebrik ediyorum. Sessiz kalmamayı seçti. Bu bir politik tercihtir. Kadınların eşitliğine inanma politik tercihtir. Bu bakımdan çok da iyi yaptı. 6284 sayılı bizim uygulansın diye ne kadar emek gösterdiğimiz yasayı da gündeme taşımış oldu. Çok da üzgünüz. Keşke hiç bunları yaşamasaydı. Ama hep birlikte kadınlar onun hani yeniden sağlığına ve o güzel gülüşüne de kavuşacağını biliyoruz. Ona da inanıyoruz. O bakımdan İstanbul Sözleşmesi'nin hani temellerinde de aslında çok böyle yol gösterici ilkeler var. Onu da isterseniz ben kadın sonra cinayetleri nasıl arttığı konuşurken. Anlatalım. Çünkü onun açıklaması orada. Yani hani niye arttı diye sorulduğunda ben onunla yanıt vermeyi tercih ediyorum. Onu o zaman Hülya da konuşabiliriz. Gülbahar'a bir söz verelim. Oradan tabii size ki döneceğim tekrar. Çünkü Hülya Gülbahar da yıllardır kendini bu meseleye vakfetmiş. Sivil toplumda da çok yoğun bir şekilde çalışan, siyasetçilerle de görüşen, çeşitli bu kanunla ilgili yapılan düzenlemeleri de çok yakından
takip eden bir hukukçu. Hülya'nın yani şimdi konuşuyoruz. Neden bugün bu haldeyiz? Yani çünkü yıllardır bunları konuşuyoruz. Bu sorunların tespiti ortada. Hukukta yani belli bir takım reformlar yapıldı ama işte oraya daha sonra geleceğim. Medeni kanun meselesi daha sonra geliriz. Ama bir takım değişiklikler yapılmaya çalışıyor. Ya da aile üzerinden bu kadına şiddet meselesi. Aile üzerinden sanki aileyle, arabuluculukla, işte susarak, susturularak kendi aramızda halledilebilir bir mesele gibi kanun uygulayıcılar tarafından ve devlet tarafından da böyle aksettiriliyor. Bu neden böyle? Bu sorunun temelinde ne var? Sizin gördükleriniz nedir? Çok zor bir soru sordunuz bana. Yani. Çok geniş kapsamlı ve çok zor bir soru. Neden bu haldeyiz? Sorun aile içerisinde tutulmaya çalışılıyor. Tamam. Neden? Birkaç parçaya bölelim o zaman. Diye. Tamam. Önce İstanbul Sözleşmesi'nden başlayalım. Tamam. Bu arada İstanbul Sözleşmesi'nin adının İstanbul Sözleşmesi evet. olması Tabii. İstanbul'da imzaya açıldığı için ve hayat boyunca bir dünya sözleşmesi olarak, dünyanın en önemli şiddet sözleşmesi olarak İstanbul Sözleşmesi olarak anılacak. Bu Türkiye Kadın Hareketi'nin ve Türkiye Kadın Hareketi ile dayanışan Avrupalı feministlerin bir başarısı. Yani kendiliğinden olmadı bütün bunlar. Tabii ki. Tabii ki bu arada dönemin Başbakanı Davutoğlu ve dönemin Aile Bakanı Fatma Şahin'in de emeklerini takdir etmeliyiz. Muhalefet partilerinden Gülsüm Bilge Han'a kadar herkes çalıştı. Senin de emeğin var. Biz ana akım medyada bu konuyu yazamazken sen ilk ana akım medyada İstanbul Sözleşmesi bir an önce imzalansın diye yazı yazan kadın yazarlarımızdan birisi olmuştun. Onun için o destek Elbette. O günlerde çok önemliydi. Teşekkür ederiz. Tekrar buradan ben dönelim. Teşekkür ederim. Şimdi Sıla üzerinden gidersek gidelim istiyorum ben tabii, de. Çünkü çok tabii. önemli bir olay. Sadece magazin ve ünlü oldukları için bakmayalım olaya. Olay ne kadar güçlü, ekonomik olarak güçlü, kamuoyunun tanıdığı, sevdiği birisi olursanız olun, erkek şiddetine nasıl çırılçıplak bir şekilde ve her türüne en üst düzeyde maruz kalabileceğinizi gösteren tipik bir örnek. Onun için Tuğba Ekinci'nin şiddet görmek istemeyen görmez söylemi, tabii ki hiç kimse şiddet görmek istemez. Ve ama bunun durdurabileceğimiz noktalar vardır, durduramayacağımız noktalar vardır. Orada maruz kalırız bu şiddete. Önemli olan o şiddete maruz kaldıktan sonra ne yaptığın meselesidir. Tam da senin işaret ettiğin gibi kol kırılır yen içinde kalır mı diyeceğiz. Tuğba Ekinci ve benzerlerinin tavsiyelerini takip ederek yoksa Sıla'nın yaptığı gibi elimizdeki hukuki mekanizmaları kullanıp bundan sonra olabilecek kendimize ya da bir başkasına şiddet olaylarını durdurmaya mı çalışacağız? İkincisi tabii ki en doğru seçim. Fakat Tuğba Ekinci'nin tamam bir magazin fikri ama altını çizdiği bütün konular her cümlesi neredeyse kadına karşı şiddet konusunda bir takım toplumun bir kesimindeki klişeleri tekrar tekrar üretiyor. Mesela Türk erkeği kadına zaman zaman el kaldırır. Şimdi el kaldırmak mesela. Yıllardır bizim mücadele ettiğimiz yani böyle bir bu işin bir doğalı falan yok dediğimiz şeyi. El kaldırmak mesela nasıl bir kavram değil mi? El kaldırmak. Şimdi vurur ya da vurmaz. O el kalktı mı zaten o elin kalkması bizzat değil şiddetin kendisidir. Vururum ha demektir. Eşyalara zarar vermenin neden çok önemli olduğunu söylüyoruz biz. Sehpa kırıldı diye değil. Televizyon kırıldı diye değil, telefonun kablosu kopartıldı diye değil. Bir adım sonrası bütün o eylemlerin kadına yapılacağını gösterdiği için karşı çıkıyoruz. Onun için böyle el kaldırmak diye kodlanmış olan kavramı oturup iyice tartışmak lazım. Türk erkeği dendiği zaman da bir şeyi ne zaman yerli ve milli yapmaya çalışırsak burada evrensel insan haklarından ve değerlerden bir kopuş ile karşılaşıyoruz. Bu kalıpta olduğu gibi. Evet. Sonra mesela Sıla için küçük bir çocuk gibi gitti yargıya koşturdu hemen diyor. Yani küçük bir çocuk gibi. Yani yasal haklarını kullanan ki bu çok büyük bir adımdır, dev bir adımdır kadınlar için. Son aşamadır. Kim bilir o aşamaya yasal gelene kadar neler yaşandı. Çekilmiş, nelerin üstü örtülmüş, neler görmemezlikten gelinmiştir. Ki oraya kadar gelmiştir bu iş. Biz Sıla'nın anlattığı kadarını biliyoruz.
olayın. Arkası da büyük olasılıkla var bunun. Küçük bir çocuk gibi denmesi de kadını yine güçsüzleştiren, hele de haklarını arayan kadını güçsüzleştiren ve etiketlemeye çalışan bir yaklaşım. Erkeklerin üzerine çok gitmemek lazım. Ne yapacağız? Sorunları nasıl çözeceğiz? Sorunları tartışmak, çözüyor, konuşarak çözmek istiyor olmak, üzerine gitmek anlamına mı geliyor? Her zaman erkek bir adım önde olmak ve kadın her zaman geri çekilmek zorunda mı? Neden? Mesela şeyde bu da aslında toplumda erkeklerin üstünlüğünü ve erkeklerin bu üstünlüğü kurabilmek için, sürdürebilmek için canı istediği zaman, zaman zaman da diyemeyeceğim, her canı istediği ya da ihtiyaç duyduğu zaman şiddet uygulaması anlamına gelir. Bir adım geri çekilmek, çekilmediğin zaman çünkü hak etmiş olduğunu düşündür bu şiddeti. Halbuki biz senelerdir ve senelerdir anlatmaya çalışıyoruz ki haklı şiddet yoktur. Şiddetin hiçbir mazereti, bahanesi olamaz. O kadar çok klişe var ki Tuğba'nın şeyinde, sözlerinde. Bir kere bir avukat olarak çok alındım. Avukatlar sevemez, tutkulu sevemezler. Tıp doktorları senin de ikimizi birden kattı şeye. Sevemezler. Bizim sevgilerimiz evet. O kadar sanatçılar kadar bir tutkulu olamaz. Bir tek sanatçılar ve kariyer sahibi olanlar sevebiliyor. Avukat ve tıp kariyer sahibi. Bilim kadınlarını hani yani okumuşu entelektüeli de orada evet. Bir dışlama ve şey yapma hali var. O da belki bir... Tabii kadına sahne insanı deyip orada bırakıyor. Evet. Erkeğe, o da sahne insanı. Erkeği ise tırnaklarıyla kazıyarak bu noktalara gelmiş memur çocuğu. Bu bir aile çocuğu. Bunu, halbuki bu işleri hep iyi aile çocuğu. Çok iyi biliyoruz o sistemde bir kadın herhangi bir sektörde kadın olarak var olmanın ne kadar zor olduğunu gayet iyi biliyoruz. Değil mi? Tabii. Yani bu tür klişelerle hem sınıfsal şeylere oynamak, insanların ön yargılarına subliminal mesajlar göndermek aslında şiddeti o stüdyo ortamında tekrar ve tekrar üretmek anlamına geliyor sözleri. Hele bir sözü var ki ben yayını izleyemedim, sonradan YouTube'dan baktım çünkü olay olmuş, herkes bunu konuşuyordu. Tabii biz o arada İsveç parlamentosunda Türkiye'de tartışamadığımız kadına yönelik şiddeti tartışıyorduk. Evet. Onun için kaçırdık. Böyle boğulmaya çalışılan. Bir de hani bir de öyle bir enteresanlık var. Yani biz bizler lütfen. Özellikle feministler, özellikle Mor Çatı gibi, kadının insan hakları gibi hani çeşitli kentlerdeki hani Bursa'da Mor Salkımı'ndan tutun. Kapatılmış vakadı da anmak istiyorum, Van Kadın Derneği'ni burada. Yani kadın örgütlerinde senelerdir bu konuyla uğraşan insanlar, devlet ve şimdi hükümet de diyemeyeceğiz, devlet diyeceğiz herhalde. Devlet bürokrasisindeki insanlarla görüşemezken, yani sonuç olarak İsveç parlamentosunda... Görüşemiyor musunuz Hülya? Görüşemiyoruz. Yani şimdi Berrin... En son görüşmeyi anlatacaktır. Evet. İkinci bölümde Berrin'den dinleriz nafaka üzerinden. Tuğba'nın sözü aslında işte toplumda kadının şiddete karşı donanımlı olması ve yasal haklara ve kurumlara kavuşmasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bak hiç yaptığı şiddet tanımı bu. Diyor ki gözü çıkmamış, kolu bacağı kırılmamış, bir platin takılmamış. Ne oluyor diyor. Yani şiddeti fiziksel şiddete indirgemekle kalmıyor. Bu şiddetin de böyle onu göz çıkarmak, kol bacak kırmak gibi bu kadar uç noktalarda olduğunda şiddet olabileceğini, mazur görülemeyeceğini, onun dışındaki bütün formların mazur görülebileceğini söylüyor ki biz bununla yargıda, en ünlü profesörlerde, hukukçularda, siyasetçilerde görüyoruz bu yaklaşım aslında. Mesela bir kemik şeyi var, takıntısı var. Kemik kırıldı mı kırılmadı mı kadında? Hayati oradan zedelendi mi, zedelenmedi mi? Yani mesela böyle bu yani kemik kırılması meselesi basit tıbbi müdahaleyle giderilecek mi, giderilmeyecek mi gibi. Bu böyle tıbbileştirme şiddeti, onu da kendi içinde katma, dilimlere bölme, aynen. Her biri için bilmem ne yapma böyle. Ahmet Kural'ın avukatı da benzer bir şeyi yaptı, bu adli tıp raporu vesaire. Adli tıp raporu diyorum, çok pardon. Raporu çıktıktan sonra Sıla'nın
Yani bir şey de yoktu, hasta da işte yürüyerek çıktı, 10 gün rapor oldu. Ne var, ne var yani 10 gün rapor? Evet. Ne olacak ki? Ve 10 gün rapor olmak o kadar zor ki bu ülkede. Ya. Yani sonuç olarak o raporu verenlerde de belli önyargılar olduğu için. Hep, bir de o kısmı da var. Tabii daha ağır durumlar için daha hafif raporlar veriliyor Türkiye'de. Yani 10 gün şartı varken de eski hukuki düzenlemelerde 10 günü alabilmek imkansız gibi bir şeydi 10 günlük raporu. Zaten bakın şu anda... Şimdi Sıla olayının bir başka önemli noktası bir şiddet tanımlarını tartıştırmış oldu bize. Evet. Bütün bir topluma. Tabii, tabii. Tabii İstanbul Sözleşmesi'nin tanımını hemen hatırlayalım ki özellikle ekonomik şiddeti ilk defa içine koydu. Çünkü çok önemli bir tanımdır. Ekonomik, fiziksel, psikolojik, toplumsal, cinsel şiddetin ve en önemlisi şiddet tehlikesinin. Evet. De şiddet tanımı içerisinde olduğunu görüyoruz orada. İstanbul Sözleşmesi'nin tanımı birebir Türkiye'de bugün 6.284 sayılı şiddet yasasındaki tanımdır. Dolayısıyla şimdi belgesi yok diyenler hafif bir şiddet sadece sözel şiddet için koruma kararı verilmemesi gerekir diyenler en önemli şeye saldırıyorlar. Şiddeti önleme görevine, şiddeti durdurma görevine saldırıyorlar. Çünkü şiddet tanımının içinde maruz kalmak değil, maruz kalma tehlikesi altında olmak da bizatihi şiddetin kendisidir. Ve devletin asli görevi o şiddet olmadan önlemek ve durdurmaktır. Yani belgesi yoksa 6.284 uygulanmasın demek bizim dünya kadınlarının, Türkiye Kadın Hareketi'nin 10 yıllardır verdiği mücadeleyle şiddetin tanımına soktuğumuz tehdit, şiddet tehdidi meselesinden Türkiye vazgeçsin demek. Yani bütün dünya güler bu şeye, tanıma, ama maalesef Türkiye'de bunu savunanlar var. İstanbul Sözleşmesi'nden bir önemli konu daha hatırlatmak istiyorum ben. Sıla ve benzeri bütün olaylar için. İstanbul Sözleşmesi yargılamanın hiçbir aşamasında olayla doğrudan doğruya ilgisi olmadığı sürece mağdurun geçmiş cinsel yaşamının asla tartışılamayacağını, soruşturulamayacağını söyler. Bu da son derece önemli bir nokta. Evet. Sıla olayında benim... Halbuki bu bizde zaten pek çok, sözünü kesiyorum Hülya Gülbahar, zaten pek çok şiddet hadisesinde zaten biliyoruz bu Sıla hadisesiyle tekrar aynı şeyler, aynı klişeler yaşandı. Tabii, tabii. İşte başka bir ilişkinin iddiası ortaya atıldı falan. Hani sanki normalize etmek istermiş gibi, hani böyle bir şey varsa dahi hani o zaman hak etmiştir gibi bir şeye sokmak için, değil mi? Yani öyle bir durum oluyor. Tabii ki ilk başvurulan mazeret oldu. Tabii. Yani toplum içine çıkamayacağı iddia edildi, söylenmesin. Ayrılmışsınız. Yani ayrıldığınız süreç içerisinde iki özgür insan karışamazsınız ki hayatına. Siz nasıl bunu ayrı olduğunuz dönemdeki bir tercihi nedeniyle... Her halükarda şiddete buna gerekçe göstermenin şeyi yok yani. Şimdi ben bu konuyla ilgili bir araştırma getirdim. Bu şiddet meselesinde ve kadınla ilgili bütün konularda Kadir Has Üniversitesi'nin gerçekten çok yararlı bir çalışması var. Çalışmaları var. Yıllara göre toplumdaki kadın erkek eşitliği konusunda, kadınların siyasete katılımı, kadına yönelik şiddet, boşanma, feminizme bakış konusunda kadınların ve erkeklerin değişen tutumlarını ölçüyor. Nedir, karşılaştırmalı nedir? Olarak veriyor. Google'dan herkes bulabilir açık bir iki örnek veri. Ben bir tane örnek vermek istiyorum şimdi bu sıra bağlamında. Tam konuştuğumuz konuyla ilgili. Mesela boşanmış bir kadının iffeti eski kocasını ilgilendirmez. İlgilendirir mi, ilgilendirmez mi diye sormuşlar. Hı hı. İlgilendirmez diyenlerin oranı 2016 yılında %52'ymiş Türkiye'de. Hı. 2017'de bu oran %70'e çıkmış. %20'lik bir yıl içinde %20'lik pozitif bir değişim var bu konuda. 2018 yılında %75'e çıkmış. Şimdi, kadının iffeti diye sormalarını da ayrıca anlamlı buluyoruz. Tabii ki. Tabii ki. Ama şimdi bu Sıla olayına dönersek tamam, evet. Hem Tuğba Ekinci hem Ahmet Kural toplumun aslında hiç farkında değiller ama çoğunluğuna seslendiklerini sanırken
%25'lik bir azınlığına seslendiklerinin farkında değiller. Daha bilinçli yaklaşmalarını tavsiye ediyorum kendilerine. Yani Türkiye'deki boşanma konusunda değişen eğilimler. Mesela bakın çok önemli bu şeye araştırmaya katılanlar arasında kendini muhafazakar olarak tanımlayanlar var. Kendini dindar olarak tanımlayanlar var. Her siyasi eğilimden insan var. İktidar için felaket bir araştırma tabii ki olsa gerek. Tabii ki. İşte. Onun için sansürleniyor bunların bir bölümü. Şimdi bakın burada bir erkek ailesinin dirilik ve düzeni için zaman zaman şiddete başvurabilir diyenlerin toplumdaki oranını size söyleyeyim ben. 2016'da %14. 2017'de inmiş %10'a. Dikkat, 2015'te bu oran %5. Bakın Tuğba Ekincigiller, Ahmet Kuralgiller toplumun %5'i ne tekabül ediyorlar ancak. Bunu fark etmeleri lazım. Onların da topluma ayak uydurmaları lazım. Yani o Türk erkeği şunu yapabilir, Türk erkeği bunu yapabilir gibi eskimiş klişelerin algısına sığınmanın manası yok. Toplumun %95'i umursamıyor sizin o klişelerinizi. Zaman zaman da olsa bir erkeğin hangi amaçla olursa olsun şiddet uygulayamayacağını düşünüyor. %95'i bu toplumun. Şimdi başka şey de var. Ailenin devamı için şiddet gerekirse görmezden gelinmeli mi diyenlerin oranı 2018 için söyleyeyim uzatmamak için %7 toplumda. %7. Yani kol kırılır yerin içine demeyeceksiniz diyor toplum aslında. İstanbul mu? Gerçi İstanbul'da çok kozmopolit, çok farklı kesimler barındırıyor ama bu araştırma tabii ki çok önemli. Çünkü zaman içerisindeki değişimi tabii gösteriyor. Bizim bu anlamda çok fazla veri elimizde olmadığı için çok değerli hakikaten. Çok değerli. Şunu gösteriyor. Bakın yani biz hani burada bile kaç aydır görüşemedik biz sizlerle. Ben bu stüdyoya sanıyorum seçimler sırasında gelmiştim en son. Bu yani sağ olsun kapısı her zaman açık Artı TV gibi. Yarındaki KRT'ye gideceğim 15'te KRT'de tartışacağız bu konuyu yine. Bunun dışında biz ana akım medyaya kesinlikle hiçbir şekilde çıkamıyoruz. Doğrudan doğruya sansürlüyüz, biliyoruz zaten. Bir takım gazeteciler de bizim eşimiz, dostumuz artık seneler içinde. Onlar da kadın hareketinin birer aktivisti. Zaten ana akımda bunları yazabilecek olan başta kadınlar olmak üzere epeyce bir kesim zaten. Akademiden şimdi o hal gerekçesiyle, barış imzacılığı gerekçesiyle akademiden uzaklaştırılan kadınlar ve sadece kadınlar değil ki toplumsal cinsiyet meselelerine duyarlı, kadın erkek eşitliğine inanan erkekler de tasfiye edildi. Üniversitelerde ne kaldı? Katip Çelebi üniversitesinin rektörünün ettiği lafı yanımda getirdim ama zaman harcamaya değer mi bilmiyorum. Hakperestler diyor. Kadın hakları savunucuna hak perest, put perest der gibi. Yani nedir bu? Tabii ki yani hiç hoşuna gitmeyen şeyler söyleniyor ve bu toplumda artık bir karşılık da buluyor. Buna karşı. Şu Kadir Has Üniversitesi'nin gösterdiği araştırma o kadar önemli ki. Herkese yani kadın erkek herkese toplumdaki o değişimi. Mesela kadınlar siyasette daha çok yer almalı. Kadın siyasette yer aldığında kadına yönelik şiddet daha da azalır diyen muhafazakarların ve kendine dindar diyenlerin oranı %74, %73 falan gibi oranlarda. Olağanüstü bakın rakamları. Çok olağanüstü bir şey bu. Bu neyi gösteriyor? İşte bu medyaya gidemememiz bizim kadınlar olarak, hani kadın erkek eşitliğine inanan, şiddetin her türüne karşı mücadele eden, ister iktidardan gelsin, ister bireylerden gelsin, isterse başka kurumlardan gelsin. Karşı olanlar için kullanacağımız hiçbir mekanizma yok. Şiddeti normalleştirmek isteyen, ve gerek 6.284 kaldırılsın, İstanbul Sözleşmesi'nin imza çekilsin, imza çekilemiyorsa bir takım kritik maddelere şerh konsun diyenler kullanıyor o dev propaganda aygıtını. Tabii. Biz kullanamıyoruz. Tabii. Buna rağmen bakın hayatın içinde, toplumun içinde bizim fikirlerimiz yıldan yıla daha çok benimseniyor. Araştırma bunu o kadar net ortaya koyuyor ki o açıdan çok önemli tabii ki. Deniriz belki. Evet, aslında bunu toplumsal olgular da ortaya koyuyor. Örneğin bundan önceki ünlülerle ilgili benzer bir durum. Ceceli ile gündeme gelmişti. Evet. Ve orada da aslında o bambaşka bir şey hesap ederken kendini bu toplumsal iklimde hani bir tür toplumda bağnazlığın egemen olacağını düşünerek ona yaslayacağını düşünüp öyle hesap edip ortaya düştü. Ama hiç öyle olmadı. Bütün yani bu yaptığı tam hani toplumda tam tersine bir tepki oldu. Kendisi zaten yani rezil rüsva oldu diyeyim. Ahmet Kural'da da benzeri bir şey. O denedi
Hani zaten tutmasız oldu. Üst üste açıklamalar yapıldı. Üst üste açıklamalar. Değiştirildi ama yine tabii ki kabul edilebilir gibi değildi. Bütün o açıklamalar. Her açıklamada kendini batırdı. Sıla ise tek bir kere yapılması gerekeni yaptı. En doğru şeyi yaptı. Sonra da hani üzerine başka bir açıklama da yapmadı. Ve tek ve doğru bir hareketle konuyu bence de çok olumlu biçimde söylediğim gibi gündeme de taşımış oldu. İyi oldu. Onun da katkılarıyla zaten kendinin de çok hoş ifade ettiği gibi şiddete uğrayan bütün kadınların gözleriyle buluştu gözlerim diye. Tüm şiddet tehdidi altında olan, uğramış olan tüm kadınlar için önemli bir cesaret kazandırmış oldu. Evet. Ve burada bir de gidiş de o yöndeydi. Hülya'nın araştırma sonuçlarıyla da ortaya koyduğu gibi aslında somut olgularla da gördüğümüz gibi. Bir başka araştırma var metropol kadınları üzerine yapılan işte tez. Orada da mesela kadınların artık idealindeki değerler iyi anne olmak falan geriye düşüyor. Daha çok işte aman iş kadını. Ama gerçeklik bu yani. Yeni nesiller bakımından da böyle. Ama şu da var, bir de bu kadar temel evrensel bir değerin, hani evrensel bildirilerde bize İstanbul Sözleşmesi'nde örneğin ve başka her haklarla ilgili her alanda böyle düşünelim. Bunun çok dışına düşenlerin hani görüşü ne olursa olsun, çok farklı dünya görüşleri de olsa kanıksanmıyor. Yani şunu demek istiyorum, bizim yine program örneğinde Tuğba İkinci. Birbirinden çok farklı düşünen geri kalan hepimizi birleştirdi. Hani normalde biz de aynı dünya görüşünde değiliz. Birbirimizle çeşitli tartışmalarımız da var ama böyle bir felaket karşısında hani birleştik. Doğal afet. Evet, çünkü herkes yani farklı düşünebiliriz ama kadınlar öldürülür, şiddeti hak eder, çocuklar zarar görebilir gibi bir şey diyemez durumda herkes fikri ne olursa olsun. O bakımdan yani bütün bu vahim gidişata rağmen ya da çok hani gündemimize gelmesine rağmen ne oluyor, bir erozyon da var. Elbette böyle bu döneme özgü daha önce rastlamadığımız acayiplikte şeyler de yaşıyor ve böyle bir profiller de görüyoruz ama bir taraftan da derin akışta başka bir şey var. Çünkü her ne olursa olsun yani Türkiye kendi hani tarihselliğinde, dünya tarihselliğinde bir modernleşme evresi yaşıyor. Kentleşme artıyor. Yani yapımıyla çok hava atılan o yollar yapılıyor ya da yani bizden bağımsız dünya çapında bir mesele olarak iletişim araçları her eve giriyor, televizyon giriyor. Dolayısıyla kadınlar değişiyor. Erkekler kadınlarla ilgili konuda değişime direniyorlar ama. Şehirlere göç çok fazla. Evet, hani işte, çok olumsuz şeyleriyle de konuşuyoruz ama bu da belki bazı değişimlere ön ayak oluyor. Tabii şimdi hani çok hani derinine girelim mi bilemiyorum ama yani bizim Türkiye'de hani avantajlarımız da var, dezavantajlarımız da var. Kadınlar olumlu yönde değişiyorlar, bu toplumsal ilerlemeye uyum sağlıyorlar. Ama onu şiddetle boğmaya çalışan bir erkekliğin, erkek şiddetininle karşı karşıyayken o eli erkek eline ittiren bir siyaset olsa biz aslında böyle bir tablo yaşamayacağız. Maalesef ki o erkeğe yürü aslanım falan tonunda sırtı sıvazlanan bir iklimde şiddet de böyle devam ediyor. Ama aslında bu yaklaşım değiştiğinde bambaşka bir gerçeklik olacak. Bir avantajımız ama dünya çapında da kadın hareketi. Me Too'dan İran'a yani sadece batıda değil hani bütün coğrafyalarda kadınlar çok hareketliler. Böyle bir canlı dönemindeyiz. Dünya kadın hareketinin canlı bir dönemindeyiz. Bence Sıla'nın da hani bu özgüvenine bile yansıyan ya da Sıla'dan önce örneğin dizi setlerinde de bizde yani oradaki ünlü aktöre göre çok ünsüz ve genç kadın arkadaşımız çıktı söyledi örneğin evet, işte. Tacizi söyledi ve böyle başka örnekler de yaşadık. Tacizle ilgili program yaptık. Evet, evet ve dolayısıyla Dünya Kadın Hareketi'nin verdiği bir kuvvet de bizim hani lehimize bu değişimlerde aynen böyle oluyor. Yani hani Kadir aslında daha objektif ölçüyle belirlemiş. Ben yani somut olgularla da bu araştırmayı görüyoruz. Araştırma sonuçlarına benzer olgular yaşıyoruz. Ama devletin direnişini de bu Sıla olayında görmek gerekiyor. Şimdi orada ne oldu? 3 ay, 6 aya kadar koruma kararı veriliyor ki bence. Onu sen çok iyi yazdın. Daha önce yasayı tartışırken. Sıla'da şimdi 6 aya kadar. Üç ay verdiler. 3 ay. Bakın hani belge şiddetin belgesi deyip duruyor ya bazı arkadaşlarımız. Belge yoksa 6284 uygulanmasın. Aha da belge. Belge var. Niçin 3 ay veriyorsunuz? Diyelim ki 2 kişi de sosyal medyayı, iletişim araçlarını çok kullanan insanlar.
sürekli yazışmışlar. Hani en azından 6 ay süreyle iletişim vasıtalarıyla rahatsız etme diyebilirdi. Şimdi ne demiş oluyor topluma 3 ay yargı kararı verdiğinde, 6 ay verebilecekken 3 ay verdiğinde, ben seni 3 ay süreyle bunları yapmaktan yasaklıyorum. Kalan 3 ayda istediğini yapabilirsin anlamına geliyor. Çok tehlikeli tabii bir nokta bu. Tabii. Şimdi Sıla örneğinde bile, niye bile diyorum, rapor olduğu için ve fotoğraflar olduğu için ve de tanıklar ve de belgeler olduğu için. Komşular bir de tabii ki yine alır. Bunu söylemek lazım. Yani tanınırı çok yüksek olan bir kadın. Yani hiç tanınmayan, hiç tabii bilinmeyen, çok zor koşullarda. Fotokopi kararlar veriyorlar. Bazen isimleri değiştirmeyi unutuyorlar kararlarda. Başvurdum. Verdin mi kararı? Verdin. Bakacak zamanımız olursa bakarız o koruma kararı istatistiklerine. Verdin mi koruma kararı? Verdin. Ama arkası nerede bunun? Yok. Şimdi bu 6.284'ün bu örnekte bile 3 ay süreyle verilmiş olması aslında sistemin şiddete karşı kadınları korumak konusunda nasıl direndiğini çok iyi gösteriyor. Bir başka çok önemli bir nokta var. Uzlaşmaya gönderdiler. Şimdi bakın biz o zaman söylemiştik ve aile mahkemeleri için, hukuk davaları için bunu yasaya geçirebildik ama orada ceza davalarında uzlaşmayı getirdiler. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'ne göre zorunlu uzlaştırma kesinlikle yasaklanmalı ülke mevzuatlarında. Ve şimdi siz ne demiş oluyorsunuz uzlaştırmaya göndererek Sıla'yla Ahmet Kural'ın dosyasını? Anlaşın barışın diyorsunuz. Tabii. Ve bakın uzlaştırma görmezden ceza, gel tabii, diyor yani aslında. Ceza o hukukunda, noktaya kadar getirilmiş yine görmezden gel ya, deniyor kadına. Yani ölebileceğin ihtimalini görmezden İstanbul Sözleşmesi'nin gel açık hükmü karşısında aslında ek bir kanuna gerek duymaksızın anayasanın 90. maddesi gereğince İstanbul Sözleşmesi'nin hükmü Türkiye'de uygulanmalı. Ve bu ceza şiddet olaylarında arabuluculuk ve uzlaşma kesinlikle yasak olmalı. O evet kadar korkunç bir sulandırma olayıyla karşı karşıyayız ki bu uzlaştırma meselesinde. Eskişehir'deydi yanlış hatırlamıyorsam. Gece sokakta yürüyen 3 kişiye bir tanesi LGBT iyi aktivisti bu sokakta yürüyen 3 kişinin. Arabayı almak istiyorlar. Bunlar gitmek istemiyor. Üzerine araba sürerek öldürmeye çalışıyorlar. Çok ağır şiddet uygulanıyor bu 3 kişiye bir grup tarafından. Bunlar şikayetçi olduğunda mahkeme kaleminden arayıp size bir akşam yemeği ısmarlasınlar, uzlaşın diyor. Yani bu uzlaşma meselesi, kaynanana bir demet çiçek al, elini öp, geçsin. Yani bir bilmem ne sığınağına 15 tane kitap bağışla gibi kadına karşı şiddeti hafifseyen, sulandıran, ceza bile olmayan şeylerle karşılaşıyoruz ki dediğim gibi zaten uzlaştırma, yani şiddet ve uzlaştırma yan yana gelmeyecek iki tane kelime. İster ceza alanında ister hukuk alanında ve bu dosyada yapıldı bu. Uzlaşın dendi. Devlet uzlaşın demiş oluyor. Uzlaştırmaya çalışıyor. Birilerine para ödüyor onları uzlaştırsınlar diye. Birileri ücret alıyor bunun için. Ya bu gerçekten mantığın alacağı bir şey değil. Akıl alır şey değil. Bu noktada da şundan bir bahsedelim istiyorsanız. Geçenlerde bir CHP'li vekilin verdiği önergeyle İçişleri Bakanlığı böyle biliyorsunuz sayın devlet uzun zamandır ya da kendiliğinden kadına şiddetle ilgili elindeki verileri zaten paylaşmıyor. Bu önergenin üzerine 2017 için bu tabii polise intikal eden ve dosyası açılan şiddet vakaları. 2017 için 133.809 şiddet vakası. 2018'in ilk 7 ayında 96.417 şiddet vakası olduğu söyleniyor. Yani kadının şiddete maruz kaldığı söyleniyor. Ve yine İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması 393 kadın öldürüldü. Bu mesela Gülsüm Kav sizin yani düzenli olarak kadın cinayetlerini durduracağız platformunun çok ısrarlı bir şekilde yıllardır yaptığı, bu size gelen yansıyan, adliyeye yansıyan ve medyaya yansıyan vakalardan hazırladığınız bir düzenli bir çetele var. Bununla karşılaştırdığınızda nasıl bir tablo var? Yani bu rakamlar, yani tabii ki sadece rakamlardan bahsetmiyoruz ama bu da önemli. Yani meselenin ne kadar büyük, ne kadar derin ve hassas olduğunu anlamak açısından. Evet, çok haklısınız. Burada polis kayıtlarına giren diye yanıtlamışlardı bu önergeyi. Yani İçişleri Bakanlığı'nın şeyi Bakanlığı, bu. Şimdi bizim kanıtlanabilir kaynağına dayalı iletişim araçlarına, bazen iletişim aracına yansımıyor ailelerden de başvuru olduğu için. Hepsi kanıta dayalı dava, o zaman da süren davası oluyor. Evet. Verilerimize göre
yarısı kadar, yani yaklaşık bu 600'ün üzerinde bunun iki katı kadar aynı zaman dilimi içerisinde kadın cinayeti olduğunu biliyoruz. Burada bir olumlu sayabileceğim tek durum, ilk kez devlet yine işte Sıla gündemiyle birlikte başlayan şiddetin böyle gündeme gelmesiyle bir veri açıklamak durumunda kaldı. Çünkü bu önerge ta yaz aylarında verilmiş. Aynı zamanda ama da şimdi, cevap şimdi oldu. Geçen hafta açıklandı. Geçen hafta oldu. Yani bu kadar gündeme geldiğinde işte söz ettiğimiz değişmekte olan toplumun da hani basıncının bir etkisiyle, bu toplumsallığın da etkisiyle bir veri açıklamak görevini hatırlanması yetkililerin olumlu sayabileceğimiz tek yönü. Ama açıklanan veri bizim kayıtlarımızla uyumsuz, çok daha altında ve kayıtlarımızın da kanıtlanabilir çizelgesi var. Bunu da tabii, bir açıklama yaptık zaten, gerekirse onu da yayınlarız, kamuoyuyla paylaşırız. Evet. Paylaşırız. Bu bakımdan yani burada bir takım cinayetler örtülüyor anlamına geliyor. Ben burada şunu merak ediyorum. Yine sadece acaba ya 6284 İstanbul Sözleşmesi, bizim şu anda mevcut bağlı olduğumuz bütün yasalar böyle demediği halde aile içinde resmi evli olan kadınları mı hesap ediyorlar da bu rakamı böyle açıklıyorlar? Yani bir takım hani kadınların hayatını kaybetmesini bu kadar mı görmüyorlar? Mesela Özgecan'ın olduğu yıl açıklasalardı, Özgecan'ın kadın cinayetiyle öldürüldüğü gerçeğini böyle örtecekler miydi? Evli olmadığı için, sırf evli olmadığı için. Bu yani o şüpheyi de uyandırıyor. Yine hani aile içi şiddeti mi diyerek sadece resmi evlileri mi almış olabilirler? Başka meselelerden yani bu konuyla ilgili hatırladığım kadarıyla şu vardı. Hı-hı. Eğer yanlışsam düzeltin. Mesela çok ağır bir şiddet olayı oluyor. Orada bu kayıtlara nasıl geçtiğiyle bağlı. Hastanede bir süre kaldıktan sonra ölüm olabiliyor. Burada mesela nasıl kayda geçiyor değil mi Hülya Gülbahar? Yani bunun gibi şeyler var yani bu kayıt altına. Mesela daha önceki bir veri açıklanmasında da İçişleri Bakanlığı'na, Aile Bakanlığı'nın verileri birbirine tutmamıştı. Aynı konu. Yani konu ya aynı. O kadar komik bir şey oldu ki orada. Şimdi Fatma Kurtalan'ı da burada anmış olalım. O zaman BDP milletvekiliydi. Şimdi HDP milletvekili. Sadullah Ergin açıklaması zamanı. Sadullah Ergin'e soru önergesi vermişti. Şimdi orada 2000 soru önergesinde 2002 yılından başlayarak kadın cinayetleri sayısını Adalet Bakanı mecliste kendisi açıklamıştı. Evet. 66 ile başlıyor 2002'de. 83, 164, 317, 663, 1011, 806 ve 2009'un ilk 7 ayında 953 diye çıkıyor. Evet. Gazeteciler hesapladı cinayetlerde %1400 artış olduğunu Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde. Hemen ardından bir infial yaratan bir şey. %1400 artış neredeyse günde 5 kadına tekabül ediyor bu 953 kadın şeyi. Maalesef Fatma Hanım birkaç ay sonra ya da hemen ertesinde kalktı bir açıklama yaptı. 2009 yılında öldürülen kadın sayısı 171 dedi. 2009'un sonunda 171 dedi. Yani ilk 7 ayda 953 kadın öldürülmüş. Yani Fatma Şahin 171 diyor. Yani 7. aydan sonra Türkiye'de hiç kadın öldürülmemiş. Buna inanmamızı bekliyorlar herhalde. 7. aya kadar da öldürülen kadınlardan 782'si dirilmiş falan oldu. Bu kadar abuk rakamlarla karşı karşıyayız. Onun için rakamlar asla gerçekleri yansıtmıyor. Keşke getirseydim yanımda. Mor Çatı'nın böyle bir kitabı var. Maalesef Mor Çatı kitap yapmak zorunda kaldı. Ve kitap da inanın bana tuğla gibi bu kadar cildi. Şiddetle ilgili verilere neden ulaşamıyoruz? Kitabın tek konusu var. Bu kadar kitap. O kadar çok yazışma yapılmış. Bilgi edinme yasası çerçevesinde anne bileyim bu bilgileri İstanbul Sözleşmesi veri, cinsiyetlere bununla göre ayrıştırılmış zaten. Veri toplayacaksın ve bu verileri yayınlayacaksın diyor. Yani hiçbir sözleşmeye, yasaya uymayan bir şekilde rakamlarımız burada. Evet, evet. Bu bizim veri kaydetmemiz böyle başladı. Kurulduğumuz yıl bu bir sorun çözmek istiyorsanız onun hacmi, nebatı, neyle karşı karşıyasınız bilmek zorundasınızdır. O yüzden biz bu oranı bilmek istedik. Yoksa elbette ki rakam değil, yaşayan gerçek kadınların ömürleri. Ama bilgi edinme kanununa, çok temel bir kanuna dayanarak sorduğumuz halde bütün taraflarına, daha sonra 6284 yayınlandıktan sonra da onun yükümlülük
kıldığı tüm bakanlıklara soruyoruz. Her sene bunu ısrarla 25 Kasım dönemlerinde yine soruyoruz. Hiçbir sene tam bir veri gelmiyor. Bazı yıllar birbiriyle çelişen yanıtlar geliyor. Mesela jandarma bendeki veriyi Aile Bakanlığı'na gönderdik diyor. Aile Bakanlığı bende veri yok diyor filan. Çelişen yanıtları da biz ifşa ettiğimiz yıllar oldu. Zaman zaman emniyet daha nezaketli, bu konu bir toplumsal sorundur, biz bir veri tabanı oluşturacağız gibi cevaplar veriyordu. Ama son yıllarda hiç öyle bir nezaket kalmadı. Elimizde veri yoktur diye. Tam bitti. Böyle bir cevap geliyor bize. Geçen yıl böyle bir cevap geldi. Elimizde veri yoktur. Neden yok? Bunun yani olmamasına da imkan yok. Çünkü emniyet cinayet masada bu veri var. Daha önce işte daha önceki Adalet Bakanı'nın bu %1400 artış olduğunu açıkladığı kaynak, emniyet cinayet masa verisine göre maktul öldürülen kadınların daha önceki yıllara göre oranındaki artıştır. O veri herhalde cinayet masasında vardır. Biz yeniden buradan da seslenelim. Bu verilerin açıklanmasını istiyoruz. Evet. İstiyorsanız burada küçük bir araya gidelim. Olur. Çünkü konuşmaya devam edeceğiz. Bu meseleler çok derin ve çok boyutlu. Hatta ikinci bölümde biraz daha, yani biz biraz daha fiziksel şiddet kısmını konuştuk ama biraz daha şiddetin ekonomik boyutuna da gelelim. Çünkü ne görüyoruz? Kadınların genellikle ilişkilerinden ayrılma ya da boşanma safhasında çok yoğun bir şiddete maruz kaldığını, bu fiziksel şiddet kısmı, bir de tabii ekonomik şiddet kısmı var. O konuya da döneceğiz ama şimdi kısa bir ara verelim. Az sonra tekrar bir arada olacağız.